Yusuf'la bugün Cumhuriyet dönemi aydını, imparatorluktan Cumhuriyet'i bir şekilde gören, o geçişi yaşayan bir ailenin çocuğu hem edebiyat alanında hem düşün alanında çokça katkıda bulunmuş dönemin entelektüel ve aydın kesimini temsil eden Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu konuşuyoruz. Elbette Yakup Kadri deyince önce romanları gelir akla. Çünkü Kiralık Konağı biliriz, Yaban'ı biliriz, Nur Baba'yı biliriz. Çokça eseri de hep edebiyat konusunda aslında bir dönemi anlatan, değil mi? Evet. Çok özel yapıtlar olarak hep yerini almıştır. Ama önce öyle sorayım Selahattin. Yakup Kadri'yi kendisini tarif etmen gerekirse nasıl tarif edersin? Yakup Kadri müthiş bir üslup yazarı aslında. Edip yani tam diplomatlığı var, devlet adamlığı var, deneme yazarlığı var. Ama iyi bir romancı. İlk okuduğum romanı Yaban. Nur Baba. Nur Baba çok bir şey söylemedi bana tez itibariyle ama mesela Yaban'ı okuduğumda epey üzerinde düşünmüştüm. Yani o dönemin aydınları Anadolu'yu acaba böyle mi görüyorlar falan diye. Fakat sonraki külliyatını okuduğumda şunu anladım. Yaban aslında yabancı demek onun özel terminolojisinde Yakup Kadri'nin. Yani aşağılık bir şey değil, öteki değil, yaban değil, hayır. Onun içinde bir parça aşağılama var, kabul ederiz. Bunu bugünkü yorumunla mı söylüyorsun? İlk okuduğunda da böyle düşünmüştüm. İlk okuduğumda farklı düşünmüştüm. Anadolu'dan nefret eden bir küçümseyen, beyaz yakalı, smokinli, fıraklı bir Osmanlı son dönem aydını diye düşünmüştüm açıkçası. Fakat şimdi külliyatına baktığımda hayır, orada bir şey var, orayı unutmayalım şeyi var. Nitekim Ankara romanında da Taceddin Mahallesi ile Yenişehir arasında bir ikilik vardır, çelişki vardır biliyorsun. Kiralık Konak'ta da Cihangir ile Osman Bey Şişli arasında bir ikilik vardır, çelişki vardır. Tıpkı Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'de Fatih semtiyle Fatih ile Harbiye arasında olduğu gibi. Şimdi o dönem aydınları hakikaten mahalleleri bazı bölgelerin karşısına koyarak anlatmışlar, işlemişler. Orada Osmanlı'nın kadim geleneğinin kırıldığı ve yeni bir şey oluşmaya başladığında o oluşan yeni şeyi temsil etmek üzere belli mahallelerin şeylerini veriyorlar. Sembolize etsin diye bir alegori yapıyorlar. Alegori, evet. Tabii. Mesela Kiralık Konak'ta hatırlayalım. Kahramanımız yani yeni hayata, modern hayata, batılılaşmaya daha temayül eden kahramanımız. İkinci ve üçüncü kuşak Şişli'ye taşınırlar. Aslında batılılaşma çabasını anlatıyor. Tabii. Ama ilk kuşak şeyde o statiko. İmparatorluğun bütün görkemiyle ama sönmekte olan bir görkemle. Orada bir çöküş var. Çöküşle şeyde içinde romanın sonuna doğru fareler gezinecektir ve yaşlı Naim Efendi olacaktır. Naim Efendi bir Osmanlı olarak konak kiralığa çıkacaktır ama içinde yavaş yavaş yani böyle... Yıllar geçmesine rağmen Naim Efendi ismini ikimizin de hatırlaması tabii evet, enteresan. Evet, çünkü kolay hatırlanıyor. Bir de kahramanların etimolojisine bakmıştım ben okurken. Naim ne demek? Olumlu bir anlamı var. Ve olumsuz karakterlerin de yani Yakup Kadri'nin bunu bu şekilde koyması çok ilginç. Cihangir'dedir ve sönmekte olan, batmakta olan bir güneş gibi bir şeydir o. Hatta neredeyse gotik bir ürperti falan dolanır o konağın içinde sonlara doğru. O Osmanlı'nın yıkılışıdır işte. Genel olarak baktığımızda 1934'te kapanan Kadro dergisine, Kadro girişimine... Kadro dergisi çok önemli. Tabii. Çünkü aslında o sözünü ettiğimiz dönemi sorgulayan ve kendilerince hem milli mücadeleye son derece destek vermişler, hem Atatürk'ü gerçekten yapmaya çalıştıklarıyla desteklemişler. Yani bu hareket desem kültürel anlamda da desteklemişler. Tabii bir ki. Kültür devrimi aslında yaşanıyor. Bunu bir çerçeveleme çabası Kadro dergisi. Fakat orada ne olduğu hiç anlaşılmıyor. Kendisi de söylemiyor bunu pek. Burhan Asaf Belge'nin bir yazısı. Bir yüzükle ilgili bir yazısı. Söylediği bu kadar. Galiba Atatürk'ün hoşuna gitmiyor.
ya da daha nitelikli bir durum var bilmiyoruz. Hı-hı. Ondan sonra Zoraki Diplomat kitabındaki hikayesi başlıyor. Evet, yani o bir nevi sürgün o. Sürgün Büyükelçiliği. Tabii. Öyle sürgün, değil mi? Tiran'a mı gönderiliyor? Tiran'a bir yere gönderiyor Arnavutlu. Fakat Arnavutluk Tiran'daki Büyükelçi olduğunda ilk gözlemleri ne üzerinedir? Arnavutların isimlerinin sonuna İtalyanca ekler koyarak İtalyanlaşmaya çabalamalarını karikatürize eder. O keskin gözlemi devam etmektedir. Yüzeysel batılılaşmayı eleştirmeye devam etmektedir, onu söyleyelim. Fakat sonra Avrupa'nın birçok ülkesini, Orta Avrupa, Prag, Berlin, şu bu filan, Bern, İsviçre. Müthiş bir diplomat, biliyor musun? Çünkü niye? Olağanüstü bir genel kültürü var. Tabii. Yakup Kadri gibi bir büyük elçisi olsun ister her devlet. Onu söyletiyor sana. Çünkü gözlemleri, müthiş bir deneme yazarı, müthiş bir gözlemci, müthiş bir psikanalist aynı zamanda ve dünya siyasetini müthiş bir genel kültürle okuyan bir adam. Evet ve şu da önemli. Hatta zannediyorum yine Yakup Kadri'nin kendisiyle ilgili söylediği bir sözdü bu. Okuma kültürüyle yazan bir yazar. Evet, hani bazen doğru. İçten de gelen bir yetenektir bu. Çok okuduğu çok belli. Evet, tabii, okuma kültürüyle yazan bir yazar. Tabii. Dolayısıyla böyle. Bu arada bitirirken yabana dair, özellikle yaban romanına dair belki bir hatırlatma olur. Bir kez daha okursunuz sinemaya diyeceğim. Çekildi. Evet, izleyicilerimizin okumasını isterim. Çünkü bugünkü aklımızla okumak diye bir yanı var. Çok biz haklısın. İlk okuduğumuzda işte hepimiz tabii. Anadolu'yu, Anadolu aşağılıyor insanını mu diyorsun, küçümseyen, biraz böyle üstten bakan, elitist bir yaklaşım gibi var, evet. Okuduk. Ama zaman içinde şu noktaya ben geldim doğrusu. Hmm. Evet, belki küçümseyen bir tavır gibi okuyoruz ama riyakarlık yok. Orada bir doğruyu yok. Söylüyor. Hayır, çünkü yok. Kültür devrimi dediğimiz halkın eğitim alanında da gelişmesi, tabii. Halkın belli bir ilerleme kaydetmesi demek. Tabii. Biz Yakup Kadri'yi tabii ki sadece bir kısa notla hatırlatma tabii. Gibi tabii. Konuşuyoruz. Geniş bir evren. Geniş bir evren. Belki döner yeniden eserlerini okursunuz. Böyle de bir yanı olsun bu sohbetimizin. Evet, iyi okumalar teşekkür diyeyim. Ediyorum. İyi okumalar.